Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba diyoruz. Halikarnas Balıkçısı'nın merhabasını tüm izleyenlerimize buradan göndermiş oldum. Çok güzel bir e, Bodrum e, pazarındayız. E, hava muhteşem. Dünkü fırtınadan, yoğun fırtınadan ve yağmurdan sonra e, adeta kemiklerimizi ısıtacak kadar ve terleyecek kadar e, güneş çıktı Bodrum'da ve biz Bodrum'da biraz ciddi konuş konuları Konuşalım diye e, emekli mit müsteşar eski yardımcısı e, Cevat Öneş'in evine geldik. E, hem kahve içelim dedik, hem de son bu dönemdeki gündemle ilgili biraz sohbet edelim dedik ki e, Bodrum gündemde yazdığı bir yazı vardı geçtiğimiz haftalarda e, adeta e, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü çünkü herkes onu referans aldı ve konuşmaya başladı. O çerçevede konuşmayı sürdürdü ve konuşmaya da devam ediyorlar. Merhaba Cevat Öneş. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, tabii şimdi e, bir MIT Müsteşar yardımcısıyla, bir MIT Müsteşar ile konuşurken e, hep böyle kaşlarınız çatık olmak durumunda çok ciddi konular konuşacaksınız ama ben yine de özellikle söylemek istiyorum, iş biraz da hem pazar söyleşisi gibi olsun diyerekten, Cevat Öneş benim abimdir. Öyle diyeyim. Biz ailecek e, hani ben onların evladı gibiyim. E, o anlamda da e, arada Cevat abi dersem e, sakın şaşırmayın. O bizim işte kendi aramızdaki Yok, sohbet abi olsun Abi devam <laughs> Evet e, tabii, abi demek. Tabii, tabii. E, bu işin daha <laughs> e, samimiyeti demek. Bodrum'un yetiştirdiği önemli insanlardan bir tanesi. Bodrum için gurur verici işler yapmış ve kendi mesleğinde, o bulunduğu mevkide, o bürokraside en üst düzeye kadar gelmiş. Bütün Bodrumluların da gururla bahsettiği bir isimdir. O anlamda benim için de çok önemli tabii. O insanla istediğimiz zaman sohbet etmek ve tabii Bodrum gündeminin yazarı olması da o başka bir onur ve gurur demektir. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir hava. Hoş geldiniz, evet, çok güzel bir hava. Umarım ki değerlendirebiliriz. Değerlendiririz diye düşünüyorum. Bir de artık Ankara'da değilsiniz, Bodrum'dasınız. Hani Bodrum'da yaşamak biraz daha rahat, biraz daha ferah diye düşünüyorum. Geçtiğim, bu geçtiğimiz Hazirandan itibaren devamlı Bodrum'dayız. Bu Covid pandemi sürecinde de sanıyorum burada kalacağız. Harika. Özlüyor musunuz Ankara'yı? E tabii çocuklarım orada. Yine de orada evet, Yine de bir Ankara'ya evet, gitmekte fayda var evet, diyorsunuz evet. tabii. Bir de hani Ankara sonuçta e, Türkiye'nin bütün gündeminin merkezi demek lazım. E, hayatımızın büyük kısmı Ankara'da geçti. E, o bakımdan e, özlüyoruz tabii ki. Peki. Ben yavaş yavaş konulara gireceğim. Evet. Şimdi e, sizin e, 3 hafta önce yazdığınız yazıyla eee farklı farklı konular tartışılmaya başlandı. Ee, bu konuyla ilgili hem size hem bana da eleştiriler de geldi aslında. Özellikle Hı. HDP konusuyla ilgili, HDP ittifakı ile ilgili. Ee, da bunlara tabii karşılık vermek anlamında da bazı gerçekleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Elbette ki düşüncelerimiz hani bazı düşüncelerimiz aynı olabilir ama ama başka bir açıdan baktığımızda da HDP'nin de yerinin başka bir yerde olduğunu da söylemek lazım bu gerçeği de görmek lazım. Ben yerel anlamda gördüğüm gör, görüyorum. Siz de ulusal anlamda hatta uluslararası anlamda da bunu görüp yazıyorsunuz. E, doğal olarak tepkiler de gelecek tabii ama e, bu yazınızdan başlayalım isterseniz önce. O yazıyla e, bir gündem yarattık. Bütün Türkiye açısından bir gündem yarattık. E, neydi bir özetler misiniz o yazınızın e, durumunu? 10 Ocak tarihli Bodrum Gündem internet sayfasında bagaj başlığı altında bir yazı kalemi almıştım. Bu yazıda maksadım bir Türkiye fotoğrafı çekmekti. Çünkü gelişen olayları, aktüel gelişmeleri münferit olaylar bazında ele aldığımız zaman tam bir değerlendirme yapamayız. Biraz değerlendirmeler kısır ve bağlantısız kalabilir. O bakımdan bir global şekilde bir merkezi değerlendirme yaparsak Türkiye'nin fotoğrafını makro fotoğrafını çekebilirsek her tartışacağımız konunun bir bağlantısını sebep ve nedenlerini ortaya koyabiliriz. Türkiye fotoğrafı dediğimiz zaman içinde yaşamakta olduğumuz süreç yani Türkiye'nin yaşamakta olduğu, Süreç çok önemli bir süreç. Ben öyle görüyorum. Çok doğru. Gerçekten 23 19, 2023 tarihinde olacak seçimler veya bir erken seçim sürecine giderken Türkiye'nin şartlarını, imkan ve kabiliyetlerini ve Türkiye'nin yönetilme niteliklerini ortaya koymamız lazım ve Türkiye'de mevcut durumu tespit ederken alternatifleri de çok iyi değerlendirip mutlaka bu gidişe kötü gidişe bu kötü sona giderken bu durumu ortadan kaldırabilecek bir alternatifi sağlıklı şekilde yaratmak zorundayız. Tabii ki bu süreci ben şahsen Türkiye'nin yeniden kurtuluş ve kuruluş süreci olarak değerlendirmek istiyorum ve bu açıdan Türkiye şu anda gerçekten siyasal açıdan kötü yönetiliyor Türkiye sahip olduğu potansiyeli kullanamadan toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez bir halde bulunuyor. Hele hele siyasi sorunlar, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlara eklenen bir pandemi süreci, COVID-19 meselesi devletin yükünü önemli şekilde ağırlaştırıyor ve Türkiye'nin iç potansiyelini de bir dağılma, bir saflaşma, Kimlikler, özün, önü, kimlikler üzerine yapılan politikaların birikimiyle bir siyasal çatışma ortamı yaratıldığını görüyoruz ve bu yoldan çıkışında mutlaka alternatifi'nin somut şekilde ortaya çıkması ve bu çıkışla Türkiye'nin yeniden kuruluşta görm Cumhuriyetin kuruluşunda gördüğümüz e, dinamizmi yakalaması ve 2023 e, şartlarına giderken Türkiye'nin yeniden doğuşunu demokratik doğuşunu ortaya koyabilmemiz gerekiyor özetlersek durum nedir Türkiye'de yasama görevini daikiyle yapamıyor yargı sistemine olan güven azalmış. Yargı sisteminin bağımsız ve tarafsız duruşu konusunda büyük tereddütler var. Ve bu konunun kamuoyunda yarattığı ciddi sonuçlar var. Yönetim yürütme olarak tarafsızlığını kaybetmiş bir yapıda özellikle Cumhur İttifakı'yla oluşan bir süreç kendine muhalif olan tüm muhalefeti karşı ekseni ötekileştiren, düşmanlaştıran ve ayrıştıran bir yapıda görüyor ki bu da Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü zediliyor. Ve o açıdan Türkiye'nin iş dinamiklerinin Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin cumhuriyetin tüm birikimlerinin ortaya çıkardığı siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelerin, sanayi gelişmelerin üretimin yeterince kullanılamadığı gibi şartlar, negatif şartlar meydana getiriyor. O halde böylesine bir İç yapıdaki dağınıklık, yönetileme, yönetilememezlik meselesi bölgesel ve küresel gelişmelere yansıyor ve Türkiye'nin bölgesel olarak küresel gelişmeler bakımından Cumhuriyet tarihinin en yalnız ülkesi olduğu gibi bugün bir gerçekle karşı karşıya Çok doğru. kalıyoruz. Çok doğru. Ege'den. Akdeniz'e, Orta Doğu'dan Kafkaslara, ABD ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, Çinle ilişkiler gibi meselelerde ve dünyanın bir değişim süreci içinde Türkiye'nin sürekliliğe sahip olmayan, güven kaybettiren politikaları sebebiyle yalnız bir Türkiye ortaya çıkıyor ve bu yalnızlık Türkiye'nin ekonomideki büyük sıkıntısı sebebiyle ve dış ilişkilerdeki kopukluklar sebebiyle de Türkiye'nin süper güçler karşısında mahkum olan potansiyelini yeterince kullanamadığı ve tavizler vermek zorunda olduğu bir şartı ülke şartını ortaya çıkarıyor. O bakımdan bagaj olarak ben o yazımı ifade etmiştim ve bu bagajını Türkiye atarak atabilir. Bu bagajdan çıkışın yollarını bulması gerekir. Evet. Evet siz tabii 3 noktaya değindiniz ki bunlar çok önemli yasama, yürütme ve yargı konusu. Ben de hemen kısaca medya konusuna da girmiş olayım. Ülkede gazeteciliğin suç olduğu bir dönem yaşıyoruz. Çok olumsuz. Artık gazetelerin ve televizyonların %95'inin iktidar taraflı olduğunu da düşünürsek medyada artık o dördüncü kuvvet dediğimiz medyanın da yavaş yavaş yok olduğunu kendi içinde başka bir yöne doğru evrildiğini de görüyoruz ki ee, Muhammer Aksoy'un ve yarında e, yine e, kaybettiğimiz Abdü İpekçi'nin ölüm yıl dönümleri ki bu iki gün e, önceki haftada e, Uğur Mumcu ve diğer demokrasi şehitlerini e, andık. E, öyle kötü dönemlerden geçiyoruz ki e, basın, gazetecilik artık suç olmuş durumda ki yani yazmaktan korkuyoruz. Korkunun dışında artık o esas sansürün dışındaki oto otosansüre dönüştü. Kendi ağzımızı kapatıyoruz. İşte en tehlikelisi de bu olsa gerek. Tabi basın özgürlüğü meselesini düşünce ve ifade özgürlüğüyle, bireysel özgürlüklerle, insan haklarıyla birlikte mütalaat ederek ve sivil toplumun içine düştüğü durumla, birlikte örgütlü toplum yapısıyla birlikte ele almak gerekiyor gerekiyor ki bu bize muhalefetin kontrol edildiği baskı altına aldıldı e, basın özgürlüğünün ifade düşünce özgürlüğünün kısıtlandırıldığı kontrolü altına alındığı ve sivil toplum dinamizminin kullanılmayacak hale getirildiği ve bir örgütlü toplumun harekete geçmeyişini sağlayıcı önlemler alındığı bir yapıyı evet. ortaya çıkarıyor ki bu bize o halde içinden geçtiğimiz süreç bir demokrasiyi yeniden inşa etme süreci karşı tarafta ise otoriter bir yapıya gidiş. Yani cumhur ittifakı politikalarının tek adam sistemini oluşturma, yerleştirme, derinlik kazanma ve otoriter bir yapıya yöneliş olduğunu tespit ederek bir tarafta yeniden demokrasiyi inşa etme tarafı ekseni dediğimiz muhalefet cephesi, tüm demokratların birleşme ihtiyacının duyulduğu bir dönem. Karşı tarafta ise otoriter bir sisteme devamlılık kazandırma arayışlarının derinlik kazandığı bir süreç. Evet. İşte böylesine bir yapı çerçevesinde Türkiye'nin meselelerini değerlendirmek gerekiyor Evet, burada detaya girmek istiyorum ben. Ee, i̇şte o özellikle bu sohbetimizi duyururken ben e, ezber bozan sorular sorup ezber bozan yanıtlar almak istediğimi de söylemiştim. Zaten her zaman siz ezber so bozan o sorulara yanıt hep de ezber bozucu şekilde vermişsinizdir. Şimdi e, Selahattin Demirtaş'tan başlayacağım aslında ama Selahattin Demirtaş'tan öncesinde. Ortaya bir şey çıktı son birkaç gündür daha da yoğunlaştı özellikle dün akşam ve önceki akşam televizyonlarda o her zaman çıkıp çok bilen gazetecilerin ve bilen kişilerin çok her şey maydanoz olan diyeceğim ben onları konuşan kişilerin söylediği bir şey var. Ortak nokta şu birileri veya bir el sağ olarak değerlendirilen İyi Parti, Saadet Partisi işte Deva ve Gelecek Partisi ile birlikte Demokrat Parti'yi bir tarafta tutup, Diğer taraftan HDP ile CHP'yi bir tarafta tutup belki sosyalist oyları yani Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi'nin oylarını da bir tarafa tutup onları da bir ayırıp ve Cumhur İttifakı olarak üçlü bir e, seçim sürecinin oluşması için çaba harcanıyor gibi geliyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani sağ bir ittifak oluşur mu? Oysa ki... E, Meral Akşener'in de yaptığı bir televizyonda yaptığı bir konuşmada HDP'nin önemli bir etken olduğunu, iyi bir oy potansiyelinin olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini en sonunda söyledi. Şimdi siyasetten gelen bir insan değilim. Siyasetle hiçbir bağlantım yok ve bürokratik Ama analiz etmek anlamında evet, var, değil mi? bürokratik hayatımda bağımsız kalmayı, tarafsız kalmayı ama cumhuriyet değerlerini savunmayı bize öğretti ee, yani kimliğimiz hı hı. onunla oluştu ee, o bakımdan e, günlük e, politikanın içinden olan e, gelişmelere girmeden e, meseleyi şöyle e, ifade edebiliriz 2010 referandumuyla başlayan bir rejim değişikliği sistem değişikliği Türkiye'nin gündemine geldi 2008-2018 seçimleriyle Cumhur İttifakı'nın oluşması ve Cumhur İttifakı iktidarını Türkiye'ye getirdi. Fakat böylesine bir ittifakın bugün 2018-2010'dan bugün 2021'e gelinen süreçte karşımıza çıkan sorunlarına baktığımız zaman siyasi açıdan, ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan, dış ilişkiler bakımından ciddi Türkiye'ye Türkiye'ye zarar verici ve Türkiye'nin milli çıkarlarını zedeleyici istikamette gelişmekte olduğunu bize gösterdi. Hele hele Ekonomik sistemdeki ekonomik uygulamalardaki başarısızlık toplumda bir açlık sorununu gündeme getirdi ki toplumun yoksulluğu, açlığı meselesi tüm bu ifade etmeye çalıştığımız sorunlara derinlik kazandıran bir boyut ortaya çıkarıyor. O halde bugün bir sistem sorunuyla, bir rejim sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu sistem ve rejim tek adam yönetimini bir otoriter yapıyı derinleştirmek için devamlılık devamlılık içerisinde ve kararlılık içerisinde bir politika izliyor. O halde buna karşı ciddi bir direniş, demokratik direniş ortaya çıkarılabilmesi gerekir. Ve bunun için ben yeniden cumhuriyetteki kurtuluş ve kuruluş mücadelesi derken bugün o nokta karşı karşımızda. Ve o noktaya nasıl 1919'larda başlayan Türkiye'nin tüm kimlikleri, tüm renkleri, tüm mezhepleri, farklı inançları, farklı kültürleri birlik içerisinde 1901. Meclisi ortaya çıkarmıştı. Millet iradesinin gücünü ortaya çıkarmıştı ve cumhuriyetin cumhuriyetin devrimlerinin ilkelerini hayata geçirilmesi o halkın iradesi tüm milletin iradesiyle cumhuriyet ilkeleriyle oluşmuş e, e, ve ortaya çıkarılmış devrimlerle şekillenmişti ve bir karanlık orta çağdan bir aydınlık çağa geçiş oluşmuştu. Ama i̇şte şimdi sanki, şimdi sanki başka bir problem şimdi, var Şimdi problem gene sanki orta çağ karanlığına dönüş gibi otoriter bir sistemi yerleştirme ve tüm demokrat muhalefeti kontrol altına alma ve sivil toplum dinamizmini, demokratik dinamizmini söndürme arayışları var. Ve bu siyasal, ekonomik, sosyal açıdan da karşımıza çeşitli bağlantılarıyla ve dış bağlantılarıyla da karşımıza çok önemli engeller olarak çıkıyor. O halde böyle tehlikeli bir süreç diyeceğim, böyle bir tehlikesi sürecin önüne geçebilme ancak tek bir cephede, ama demokratik cephede, farklı kimliklerle, farklı inanç yapılarıyla bunları koruyarak, ancak Türkiye'nin çıkarında birleşerek, Türkiye demokrasisine yeni boyut derinlik kazandırarak yani Atatürk'ün ifade ettiği muasır medeniyete ulaşma hedefinde bütünleşerek farklı kimlikleriyle bir milli birliği oluşturma zamanı. O açıdan bu milli birliğe bugün ben kişisel olarak medyada da okuduğumuz kadarıyla bir demokratik cephedeki yeni arayışlar içerisinde Millet İttifakı'nın en geniş genişleme imkanlarını yaratarak bir Türkiye Demokrasi İttifakı oluşturmaktan geçiyor Şimdi burada tabii ki yani gönülden o geçiyor ama burada bir sorun var diye düşünüyorum ee, önemli bir sorun çünkü bu hani yine siyasi partiler üzerinden gideceğim ama siz değerlendirmeyi yine e, genel üstünde üst daha üst düzeyden üst siyaset olarak e, verebilirsiniz ama ben halk diliyle söyleyeceğim şimdi e, işte vefa partisi kuruldu. E, AKP'nin içinden çıktığından kaynaklı zaten güven vermiyor. Gelecek Partisi kuruldu o da AKP'nin içinden çıktığı için yine güven vermiyor. Ee, Saadet Partisi milli görüş... E, milli görüşü destekleyen e, ve e, işte Temel Karamoğluoğlu'nun da Sivas'taki e, o dönemki belediye başkanı olduğunu düşünce, düşününce gene bir sıkıntı var. E, İyi Parti MHP'nin içinden ayrılmış, yani ortaya ortanın e, merkez parti olmaya çalışsa da yine de o MHP'nin e, o sert yapısı o kaşı çatık yapısı mutlaka içinde var ki bir de Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde düşünürsek yine bir sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi işte etkisiz, son dönemde sürekli eleştirilen ve son yıllarda da işte 9 kere 10 kere seçim kaybeden başarısız bir muhalefet yani görece olarak söyleyeyim başarısız bir muhalefet var. Ve işte Gültekin Uysal Demokrat Parti'de görünen zaten çok genç bir genel başkan ve o da hani oy oy açısından baktığınızda yüzde birlerde, ikilerde olan bir oy potansiyeline sahip. Sosyalist solu düşündüğümüzde onlar zaten yine darmadağın olmadı. yani TKP'si darmadağın, işte ÖDP değiştirdi ismini sol parti oldu işte belli bir oy potansiyeli var. Ee, i̇şçi Partisi işte bir, kişi, bir tek milletvekiliyle, MİRCİS'te bir ses çıkartmaya çalışıyor işte Erkan Baş'la. Ee, o hani görece başarılı gibi gözüküyor. Muhalefet anlamında söylediği sözler bir duyulsa daha da iyi olacak ama bir türlü o da olmuyor. Şimdi düşündüğümüzde karşı karşıda ya yani muhalefet olarak Cumhur İttifakının karşısında konulacak muhalefet millet demokratik bir şeyin ne derler ittifakın çok zor olduğu gözüküyor. Ve hatta bunların tabii ki en temel noktasında da HDP öne çıkıyor. PKK ile ilişkisi yani organik bağının olduğunu zaten hepimiz kabul ediyoruz bunu. Kendileri kabul etmediği için de sürekli sorun çıkıyor. Dün akşam Gültekin Uysal PKK ile ilişkisi olan bir HDP ile biz o ittifakın içine girmez diye net olarak söyledi. Meral Akşener'in tabanından ona büyük bir baskı geliyor. O her ne kadar bir Aynen sizin düşündüğünüz gibi bir demokratik millet ittifak kurulmasını kabul etse de, ama tabandan gelen bir karşı duruş var. E, Cumhuriyet Halk Partisi HDP'yi neredeyse yok sayıyor. Yani o yerel yerel seçimlerde özellikle bunu gördük. Muğla'da da e, kabul etmedi. Hala e, HDP'nin e, oylarıyla e, Muğla Büyükşehir'i kazandığımızın farkında değiller veya söylemek istemiyorlar. Böyle kötü bir ortamı nasıl değerlendirir ve nasıl analiz edersiniz? Şimdi buradan günümüzden geçmişe bize bakacağız. Özellikle 1950'lerden itibaren çok partili bir hayata geçtik ve çok partili hayattan günümüze gelen süreçte Türkiye siyasetinin kimlikler üzerinden inançlar üzerinden bir faaliyet yapısı içerisinde bölünmüş bir toplum ortaya çıkarıldığını gördük. O bakımdan böylesine bir kimlik siyasetinin günümüze kadar geldiğimiz süreçte Türkiye'ye demokrasinin gelişimi konusunda bir mesafe kazandıramadığını gördük. Yani bu geçmiş sürece ne diyoruz? Darbelerle, müdahalelerle şekillenen yapılar ve bu yapılar karşısında e, sorunları çözemeyen e, çalışmalar e, ve e, bu e, çalışmaların getirdiği e, ortamda işte 2021'li 21li e, yıllarda dahi 21. yüzyılda Türkiye demokrasisine nitelik kazandıramamış cumhuriyeti demokrasiyle ta taşlandıramamış bir ülke konumunda. değil mi? Hala Tabii tabii. Ve toplumsal yapı itibariyle de demokrasi kültürünü yerleştiremediğimiz bir örgütlü, demokratik örgütlü bir toplum haline gelemediğimiz gerçeğiyle karşı karşıyayız. O halde kimlik siyasetleriyle yapılan çalışmaların Türkiye'ye bir faydası yok kimlik siyasetleriyle her parti siyasi hareketin kimliği vardır, inancı vardır. Ancak tüm bunlar demokrasi kültürünün çağımızın ortaya çıkardığı evrensel değerlerle şekillendirilmiş bir yapı, bir hukuk yapısı, bir siyaset yapısı, bir kültürel yapı meselesine ulaşma yani Büyük Atatürk'ün ifade ettiği muhasır muasır medeniyete ulaşma meselesi devlet kurumsal yapısıyla, siyasetlerin oluşumuyla, organizasyonuyla ve toplumsal yapılanma ve örgütlenmeyle ortaya çıkarılamamış. O halde kimlikleri aşan, inançlarımızı açan, bu kimliklerimizi, inançları özgürce yaşarken ülkenin çıkarları için insan hakları için, hukuk sistemi için ve nitelikli demokrasi için birlikte hareket edebilme noktasına ulaşmamız gerekiyor. İşte eksik demokrasiyi tamamlayabilmek için bugün birlikte hareket etme gibi bir durumla karşı kalacağız. O bakımdan millet ittifakı başarılı olmuştur. Türkiye'ye yeni bir siyaset ufku getirmişti. Yani farklı kimliklerin birlikte hareket edebilmesi ve bunun için 2023'e veya erken bir seçime hazırlanırken Türkiye'nin ihtiyaçları bu Millet ittifakı gerçeğinin genişletilmesini, tüm demokratların birlikte hareket edebilmesi zorunluluğunu karşımıza çıkarıyor. Burada gene kimlik siyasetine dönersek AKP'den Doğan deva AKP'den Doğan Gelecek Partisi bağlantısını kurarak onları saftışı bırakma veya milli görüş çizgisindeydi bugün hala milli görüş çizgisinde veya da milli görüş içerisindeki bir liderin bir kullandığı, ifadeye dayanarak e, onun e, bu ittifak içine alınmasının e, zararları konusunda kaygı duymaya başlarsa, o zaman otoriter sistemi kurmak isteyen kesimin, eksenin benklentilerine cevap verebilir duruma geliriz. Onun için bugün Yani saray diye kullanmak istemiyordum ama saray sisteminin muhalefet partileri, hareketleri üzerindeki demokratik cephe üzerindeki yönlendirmeleri ve baskılarını dikkate aldığımızda, gözlemlediğimizde DEVA niçin AKP'den kopmuştur? Gelecek niçin AKP'den kopmuştur? Refah Partisi tüm sarayın yönlendirmelerine, baskılarına rağmen bugünkü yönetimiyle direncini nasıl korumaktadır, koruyabilmektedir? O bakımdan böylesine soruları sormamız gerekir. Ve bu demokrasi cephesine, millet cephesine olan katkıların genişlemesi konusundaki her katkıyı çok hassas bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki burada böylesine bir yapıda HDP meselesi HDP'ye gelmeden önce hemen bir size ek olsun diye bir katkıda bulunmak isterim. dün Meral Akşener'in Halk TV'deki programını tekrar izledim. Söylediği çok önemli bir şey var. i̇ttifak evet beklenildiği kadar belki başarılı olamamış olabilir diye söylüyoruz biz ama o çok daha farklı düşünüyor. Diyor ki biz diyor olabildiğinden 4 tane fazla milletvekili çıkarttık. Bu ittifak sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi de 33 tane fazla milletvekili çıkarttı bu ittifak sayesinde diyor bir sinerji yaratıldığını ifade ediyor ki bu çok haklı aslında. Biz her ne kadar bu işin hani e, biraz böyle sinir uçlarına dokunmak isteyerek bu soruları özellikle soruyorum. İttifak elbette ki faydalı olmuştur, yararlı olmuştur ve belli da başarılı olmuştur. İşte burada şimdi sizin geleceğiniz konuya gelmiş olacağız HDP. Şimdi, şimdi bu ittifaka ifade ederken Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Akşener'in ortaya koyduğu sinerji, Bakış açısı, siyaset biçimi, demokratik e, direniş e, ortaya öyle çok küçük e, sonuçlar ortaya koymadı. Koymadı tabii. Çok doğru. Türkiye'nin en büyük kentlerinde, mahalle seçimlerinde e, İstanbul muhalefet cephesine var. geçirilmesini sağladı. Türkiye'nin yüzde %50'sinden fazla ekonomik gücünün e, birikiminin oluştuğu e, büyük ke, e, kentlerin e, iktidar değişimini ortaya çıkardı ve esasen siyasi iktidarın rahatsızlığı da buradan kaynaklanıyor Peki. ve bu ittifak sinerjisini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Peki HDP'ye bak ve bakımdan Tabii ki burada şimdi siyaset HDP meselesini incelerken siyaset niçin yapılır? Çok özür dilerim. Bir şey daha hemen araya koymak isterim. Ondan sonra sizin sözünü kesmemek adına. Şimdi HDP'nin konumu hukuki olabilir. Bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Şüphemiz, kuşkumuz yok. Türkiye'de kurulmuş siyasi bir partidir. Gereklerini yerine getirmiştir. Anayasaya göre, işte siyaset, siyasi partiler yasasına göre gereğini yapmış, örgütlenmiş bir parti. Milletvekilleri var, işte il başkanlıkları var, ilçe başkanlıkları var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Lakin hukuki olmak, işte içimizdeki vicdan ve ahlaki konularda çelişkiyi yaratması sorununu çıkartıyor. Yani PKK ile ilişkisi. Yani şunu söyleseler, bizim PKK ile ilişkimiz olmayacak deseler, belki çok daha güçlü bir parti mi olacaklar? Onu da eğer cevaplarsanız çok doğru olacak diye düşünüyorum. Şimdi bizim PKK ile ilişkimiz yok derlerse. PKK sorunu bitiyor mu? Bitiyor anlamında değil ama belki... Şimdi bakın, <laughs> şunlar. Şimdi, siyaset toplum için yapılır. Hı -hı. Toplumsal sorunları çözmek için yapılır. Demokrasi içerisinde siyaset yapma farklı düşüncelerin, farklı tavırların sorunlara çözüm getiren modelleriyle değerlendirilir ve ona göre oy verilir. Benim sorunumu çöz, benim sorunumu şu çözer, benim sorunumu bu çözer şeklindeki bir anlayış. Siyasette sorunu çözme araçlarıdır siyasi partiler. O halde toplumsal sorunlarda mesele bir Kürt meselemiz var. Adına Kürt sorunu deyin, Kürt meselesi deyin değişmez. Türkiye'nin bir gerçeği. Çok doğru. Osmanlı'da karşımıza çıkan, hı hı. cumhuriyete devredilen ve günümüze kadar gelen bir mesele. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak karşılaştığımız bir realitemiz, devraldığımız bir realite. Ve Kürt meselesi komşu sınırdaş olduğumuz ülkelerde de var. Ve bu ülkelerin halklarıyla bizim halkımız da bağlantılı. Ve bu sorunu çözerken birlikte çözme e, imkanlarını yaratmak da Türkiye gibi büyük bir devletin önemli sorunlarında biri. O halde PKK meselesini gündeme getirirken, şimdi PKK meselesi Türkiye'nin bir gerçeği. Türkiye'nin siyasi ekonomik sosyal şartlarının ortaya çıkardığı bir mesele ve tarihsel boyutuyla siyasi boyutuyla ekonomik boyutuyla kültürel boyutuyla ve sosyo sosyopsikolojik etkilenmesiyle günümüze kadar gelen bir mesele ve Türkiye siyasetlerinin bugüne kadar çözemedikleri bir mesele. Hatta bunu bugün daha e, isabetli şekilde vurgulayarak söyleyebiliriz. Çözüm üretmek için varlık gösteremedikleri, çözüm üretemedikleri ve Türkiye siyasetlerinin tamamının sorumlu oldukları bir mesele. Çözemedikleri için çok bir doğru, mesele. çok doğru. Hepimizin sorumluluğu var. Ayrıca bu mesele bizim meselemiz. Bizim şartlarımızda, Türkiye'nin şartlarında ortaya çıkmış Türkiye gerçeği olduğu mesele. Ve bu meselenin işi sebebiyle bölgesel mesele haline gelmiş. Ve bugün bu mesele küresel boyutta, küresel güçlerin bir siyaset aracı olarak kullana geldikleri ve kullandıkları ve kullanmaya devam edecekleri, araçtı, çok araçsallaştırdıkları bir mesele doğru, olmuş. Çok doğru. Kaç senedir 1984'te başlayan silahlı <laughs> mücadele olarak e, alırsak bir kısa dönemli çözüm süreci meselesi var, arayış var e, ama onun dışında bu mesele çözülememiş devlet güçlerinin fedakarlıkla yaptıkları mücadele, verdikleri büyük şart, verdikleri can kayıpları, şehitlerimiz, gazilerimiz, maddi ve manevi büyük kayıpların ortaya çıkardığı bu mesele bugün Suriye'de Amerikan desteğinde PKK'nın yönlendirdiği, etkilediği bir yapının yarı devletleşme arayışı içinde olduğu bir gerçeği de karşımıza. Net midir bu? Net tabii ki. Yani e, burada gene bir durmakta fayda var. İzleyicilerimizle bu konuyu paylaşmakta fayda var. E, oldukça önemli bir konuya parmak basıyoruz Cevat Öneş diyor ki e, Suriye'de yarı e, PKK'nın da desteklediği yarı bir Kürdistan kuruldu. Bu mudur? Kurulma çalışmaları, çalışmaları. var. Çalışmaları. E, tabii ki. Aşamadan yani, yer, em, Emperyalist diyorsun. güç ABD'nin desteğinde, silahlı desteğinde, siyasi desteğinde ve çok e, geniş e, silahlı yardımlarının devam ettiği bir ortamda Fırat'ın doğusunda bir e, PKK'nın etkilediği bir PYD yapısı Suriye'de. Özertlik arayışında. Şimdi bu meseleyi Türkiye'yi doğrudan da etkilemekte, dolaylı da etkilemekte. Türkiye-Suriye ilişkileri bakımından, Türkiye-Irak ilişkileri bakımından, İran ilişkileri bakımından, ABD ilişkileri bakımından, Avrupa Birliği Çin'e kadar Rusya'ya uzanan ilişkiler bakımından bizi etkileyen bir ortam ve tehdit daha da büyümüş bildi imkanlarımızla çözümü gerçekleştirilemediği için bölgesel uluslararası boyut kazanmış ve daha da riskli bir duruma girmiş bir yapımız var. Şimdi böylesine bir gerçekle karşı karşıyayız. O halde Türkiye'de çok geniş bir Kürt kimliğine sahip vatandaşımız var ve bu Kürt kimliğine sahip vatandaşlarımız büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı hiçbir zaman bağımsızlık talebi etmeyen bir yapısı var. Terörle ilişkisi olmayan. Terörle ilişkisi olmayan, terörü reddeden, silahlı mücadeleyi reddedeyen ve cumhuriyetin kurucu unsurları içinde ana unsurların biri olan küt kimlikli vatandaşlarımız şimdi bu gerçekte var Şimdi bu gerçek içerisinde böylesine bir vatandaş birikimi nüfusu içerisinde 6 ile 7 milyon arasında bir vatandaşımız birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı HDP'yi desteklemekte Doğru. veya HDP'nin dışında, başka bir ismi desteklemekte. Ben siyasetçi olarak düşündüğüm zaman sorunu çözmek için meseleye bakarım. Sorunu çözerken de o mesele o toplumun çözümü. 6-7 milyon insanın sorununun çözümü. Siyasi olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak veya içinde bulunduğu sosyopolitik, psikolojik yapıdan kurtulması için onu iyileştirme, onun sorununu çözme, nasıl çözülebileceğinin formülünü ortaya koyma. O halde Türkiye'nin bu vazgeçemeyeceğimiz PKK gerçeği, vazgeçemeyeceğimiz PKK'nın etkilediği Kitleler ve bu kitlelerin ortaya çıkardığı bir siyasi mekanizma. E peki benim amacım, gayem ne olabilir? PKK'nın silahı bıraktırılması öncelikle, terk edilmesi. Terk edilmesi için acaba ben bu kitleyi, bu vasfı siyasete kanalize edebilir miyim? Demokratik mücadele içine çekebilir miyim? sorununu demokratik yollardan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde milli irademle çözme imkanını yaratabilir miyim? O halde böylesine demokratikleşme sürecine geçiş demokratik bir siyasetin reddedemeyeceği ve hatta vazgeçemeyeceği bir anahtar. En önemli anahtar o halde HDP ile ilişkilere de böylesine bakalım. Şimdi böylesine tabii ki tarihsel, çok bağlantılı, çok sorunlu bir meselede HDP'nin bu kitlenin düşünce yapısından veyahut da öncelikle bir silahlı mücadele başladığı, o silahlı mücadelenin etkilediği kitlelerden bir siyasi hareket, demokratik hareket doğduğu için Etkilenmemesi de mümkün değil. Bunu da dikkate alıyorum. Her zaman dikkate Hı -hı. alma gerekir. O halde Türkiye'de sorununu çözmek isteyen siyasi iktidarın veya demokratik muhalefetin o zaman o kitleden doğan bir HDP'nin veya başka bir isim altında hangisi olursa olsun Kürt kimliğine de ağırlık veren bir siyasi hareketin bu baskın etkileşimini dikkate alması, ona yardımcı olması, onun bu bağlantılarını demokratik olmayan bağlantılarını törpülemesi, ortadan kaldırması gerekir. Demokratik muhalefette özellikle de öncelikle siyasi iktidar açısından da. O işte o bakımdan dedim, 2013, 2009, 2015 o sürecindeki çözüm süre zincindeki arayış o bakımdan önemliydi önemli bir arayıştı ama bu arayış yeterli stratejiye yeterli birikime yeterli hazırlığa sahip olmadan yapıldığını bugün daha net, e, net şekilde görebiliyoruz. Yani o bakımdan bir e, bütünlüklü, çözüm süreci ortaya çıkarılamayışı. Ama en önemlisi neydi? Niçin o bütünlüklü strateji ortaya konamadı ve niçin çözülemedi? Dedik ya, Cumhuriyet evet büyük bir devrimdir, değişimdir. Ama 1950'lerden itibaren çok partili hayata geçişimizden sonra Türkiye'yi genellikle büyük çoğunlukla sağ iktidarlar sağ muhafazakar milliyetçi iktidarlar yönetmiştir ve bu yönetim sürecinde bu süreçlerde ortaya çıkan darbeler muhtıralar müdahaleler süreçleri de Türkiye'de demokrasinin gelişimine de kesinti yaratmıştır. Ama kesinti yaratırken nitelikli demokratikleşme konusunda siyasetler yeterli üretimi ortaya çıkaramamışlardır. Türkiye'de eksik demokrasi olduğu için Türkiye'nin temel sorunlarını ancak nitelikli bir demokratikleşmeyle çözebileceğimiz için Kürt sorunu çözülememiştir. Doğru. Alevi Sünni çatışması çözülememiştir. Türkiye'deki düşünce yapısında azınlıklara bakış tarzı ortadan kaldırılamamıştır, dini istismar siyasetleri ortadan kaldırılamamıştır. O halde bugün ben şu süreçte HDP'ye bakarken Millet İttifakının Türkiye Demokrasi İttifakına genişlemesi meselesini ortaya koyarken sahip olduğu HDP'nin toplumsal potansiyeli dikkate aldığımda o sorunun çözülebilmesi için o toplumu 6-7 milyon insanın sorununun çözümünü bu Türkiye Demokrasi İttifakına dahil ederek çözüm işaretini vererek müzakere ederek genel çerçevesini çizerek birlikte bir demokrasi yürüyüşüne gitmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyorum. Dışladığın zaman ne olacaktır? İşte bu demokrasi ittifakını parçalamak isteyen, zedelemek isteyenlere büyük bir imkan vermiş olacaksın. PKK'nın silahlandırılması, silahsızlandırılmasını sağlamak için silahlarının terk ettirmesi için yaratacak potansiyeli nereden gücü alacaksın? Onun etkilediği tabandan alacaksın. O halde o tabanı himaye edeceğim. O tabanı demokrasi nitelikli demokrasi şartları içinde eşit vatandaşlık haklarını kazandırarak ve onun sahip olduğu psikolojiyi onararak ara o bakış açısıyla o topluma bakış açısıyla meseleye bakacağım ve HDP ile müzakerede de işbirliğinde de bu çerçeveyi çizerek nitelikli demokrasi ve sorunu da çözüm amacı ve hedefini ortaya koyarak ve sorunun çözümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu ifade ederek bu Türkiye demokrasi ittifakını genişletebilir ve güçlendirebiliriz. Benim bakış tarzım bu. Evet. Ya yani çok mantıklı ve zaten olması gereken de bu diye düşünüyorum. Yani bu anlattıklarınız açısından bakıldığında zaten ortada demokratik bir e, ittifakın, demokrasiye yönelik nitelikli bir ittifakın olması gerekliliği de mecburiyeti var. Bir de şunu dikkate almamız gerekiyor. Bu mesele yani PKK'nın silahlarının terk edilmesi meselesi silahlı mücadeleden vazgeçirilmesi meselesini ele alırken HDP ve potansiyeli silahlı mücadeleyi reddetmektedir. Bundan uzaktır. Bu potansiyel çok önemlidir. Türkiye içinde silahlı mücadeleye karşıtlık cevap bulan bir potansiyel siyeldir. Bunu ele alarak HDP ile ortak müzakerelerle bu şartlar ve diğer tüm muhalefet partileriyle siyasetlerle işbirliği içinde ortak noktalar bulunacağına inanıyorum. Bizim sınırlarımız dışındaki Kürt meselesiyle ilişkilerin çözümü de Suriye ile, Irak'la, İran'la ilişkilerin geliştirilerek çözülmesi imkanları yaratılabilir. Bölgesel ittifaklarla bu mesele çözümlenebilir. Özellikle Suriye'nin iç işlerine müdahale etmekten uzaklaşarak. Evet. Suriye rejimiyle Esad olur başkası olur. Türkiye sorunlarını çözerek, ilişkilerini geliştirerek Suriye'nin yeniden yapılanmasında, Suriye'nin emperyalizmle mücadelesinde Suriye'ye destek olarak, Suriye'nin Suriye halkının kendi iradesiyle, kendi meselesinin çözme yollarının önü açılabilir. Meseleye öyle bakmak Çok doğru. gerekiyor. O bakımdan bu meseleyi sadece PKK silahlı mücadelesi verdiği kayıplar, evet. Vicdanımız ağrıyor ama bu sorunu Türkiye niçin e, Türkiye'de bu sorun ortaya çıktı, yaratıldı? Türkiye siyasetleri e, bu şartları niçin düzeltemedi? Böylesine sorunlar yarattı ve şimdiye kadar çözüm için bir formül üretemedi. Bunun da cevabını vermemiz lazım. Şimdi işte bu demokratik ittifakın oluşturulması meselesi. Türkiye'nin önüne yeni bir fırsatı e çıkarıyor. Bir fırsat işte bu meselenin de çözümü için yeni kapılar açıyor. Değerlendirilmesi lazım e ve ben Türk milliyetçilerinin ama bağnaz değil. Türkiye demokrasisine inanmış, e cumhuriyetin kurucu değerlerine inen inanmış Atatürk ilkelerine inanmış, inandıklarını biliyoruz. Türk milliyetçiler de, demokrat Türk milliyetçileri ve muhafazakarları da sanıyorum ki bu fırsatı kaçırmayacaklardır. Alışılagelmiş kalıplar veyahut da dogmatik öğretilerden uzaklaşma zamanı. Evet. Bence de. E, bu tabi izleyenlerimizden e, sorular ve katkılar da gelmiş. E, Özgen Kemal'in sorusunu, e, bu özellikle mitin süreciyle, mitin daha doğrusu e, şu andaki Hakan Fidan'ın e, başına gelmesiyle ilgili görüşünüzü sormuş ama o, onu zaten e, arada anlatıldı. O 2013'teki çözüm sürecinin e, doğru bir süreç olduğunu zaten söyledi. Şimdi şu anda yani kısa ya. Çözüm arayışı doğrudur. Başı, barış evet. arayışı doğrudur. Ama bugün karşılaştığımız gerçekler bize gösteriyor ki bunun için devlet, siyaset yeterli hazırlığı yapmamıştır. Evet, başarılı olamamıştır. stratejik perspektifi olmadığı görülmüştür. Ve esas mesele Türkiye demokrasisinin niteliği meselesi. Türkiye demokrasisinin nitelik kazanmadan zaten bu çözümü çözme imkanı Yoktur. yoktur. O bakımdan tüm bu süreçlerde görev almış siyasetler sorumludur diyorum. Doğru. E bu burada e, tabii ki siyaset çözemediği için çözüm stratejisi olmadığı için devlet kurumsal yapıları zaten bu sorunu çözeme Siyaset belirleyicidir. Doğru. Doğru. Siyasetin belirleyici olduğu etkin olduğu çözüm projesi ürettiği konuda devlet sorunu çözer. İşte bu kadar. Aslında o kadar net ki, o kadar net ki. Ee, Bülent Atakan da e, çok doğru e, bir şey e, katkıda bulunmuş. Demokrasi ittifakı üzerinde durulmalı demiş. Bizim de zaten söylediğimiz bu e, demek ki birçok insan buna inanıyor. E, Abdullah Koç demiş ki, peki HDP'nin kapatılma isteği üzerine fikrinizi alabilir miyim? HDP'nin kapatılması söz konusu olabilir mi? Şimdi zaten e, ben şahsen. HDP'nin kapatılmasının siyaset mahfillerde yapılmasını çok yadırgıyorum. Demokratik bir ülkede böyle bir tartışma HDP olmaz. olmaz. Başka bir HDP kurulur değil mi? şimdi o bakımdan bir siyasi partinin kapatılması anayasal sistem meselesidir. Anayasamızda siyasi partilerinin Partilerin nasıl kapatılacağı yazılıdır. Bununla ilgili yasalar vardır. ve Siyasi partilerin kapatılmasının prosedürü Bakanlar Kurulu'nda Adalet Bakanlığı kanalıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teklifte bulunur. Siyasi partiler grubu bulunan siyasi partilerin teklifiyle kapatılabilir. Veyahut da Cumhuriyet Başsavcılığı resen alır. Bunun dışında kapatma yöntemi yok. Ayrıca HDP'nin tarihsel geçmişine baktığımız zaman kaç parti gelip kaç parti yani. gitmiştir yerini, sorunu çözemediğini zaman bu boşluğu toplumsal yapılar, dinamikler doldurur. Peki Selahattin Demirtaş'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, cezaevinden çıkart çıkması gerekiyor, çıkartılması gerekiyor. Ahimden gerekiyor. Bu tartışmada bu bizim demokratik bir ülke olmadığımızı hı hı. gösteriyor. Hukuk devleti olmadığımızı. Anayasa kararı var. Bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı var. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kararı var. Son kararı büyük daireden çıkmış bir karar. Böylesine bir karar zorunlu bir tahliyeyi ortaya çıkarıyor. Demirtaş'ın tahliye edilmemesi ancak demokratik bir ülkede konuşulabilecek bir konudur. O bakımdan yani bu konunun tartışılması dahi demokrasiyim diyen anayasal bir sisteme sahibim, hukuk devleti diyen yapılar için çok büyük bir eksiklik diyeyim. En yumuşak tabirle. Evet. Peki programın sonuna doğru geliyoruz aslında. Epey şeyler de konuştuk. Hepsinde bir siz böyle öyle bir güzel özetlediniz ki hani soracak soru da kalmadı aslında. sosyalist sol partilerle ilgili yani eski ismi ÖDP Yeni Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi Komünist Partisi. Bunların yapısını nasıl buluyorsunuz Türkiye'de? Onlar ne kadar etkilidir? Bu demokratik e, ittifakın içinde destek verirler mi? Onun içinde bulunurlar mı? Esasında... E, Çünkü bir dönem çok etkileri olmuştu ve e, önemli de yani, yani solun daha da sosyal demokrasinin iktidara gelmesine çok büyük etkileri olmuş. Esasında siyasi yelpazeyi sağ ve soluyla değerlendirdiğimiz e, zaman e, demokratik yapılar... Sağ yelpazede de vardır, sol yelpazede de vardır. Merkez partilerinden uç noktalara kadar bu siyasi yelpaze içinde gelen partiler. Burada bizim oluşturmaya çalıştığımız veya Türkiye'nin ihtiyacı olan yapı merkez sağda da, siyaset ekseninin sağında da, solunda da olan demokratik yapıların birlikte hareket edebilme meselesidir. Sadece otoriterliği isteyen, tek adam rejimini isteyen yapıları yalnız bıraktırıcı bir demokratik birleşme meselesi. Yeniden kuruluş, yeniden kurtuluş ve kuruluş için böylesine bir ihtiyaç. E Tabii ki ayrıca Hatta bugün Türkiye'deki sağın en çok oy potansiyeli nerede? Dar gelirlisini de, işçi sınıfında, köylü sınıfında veyahut da yeni beyaz yakalılarının dar gelirlerinde. Esas muhafazakar kesimin, milliyetçi kesiminin oy alabildiği potansiyel ve demokrat solun da hitap ettiği esasında kitleler. Mesleğe sınıfsal olarak bakabilirsek, eğer Türkiye'de sol zayıf kalmışsa, kitlesel bir e, genişleme imkanı yaratı, yaratamamışsa, sorunu kendilerinde çok aramaları gerekir. O bakımda ancak Türkiye hele şu ekonomik kriz içinde, pandemi döneminde açlığın, yoksulluğun her gün arttığı bir e, ortamda, Solun sorması gereken soru budur. Bu kadar açlık, yoksulluk varken hala muhafazakar kesim veya da milliyetçi kesim e, nasıl bu potansiyelden e, oy alabiliyor, almaya devam ediyor sorusunu sorması gerekir yani bu kadar net yanıt verilebilir yani <laughs> pes diyorum e, çünkü başka da sorum yok diyeceğim çünkü e, sol konusunda sol e, sosyalist sol eğer kendine gelip silkinip nerede olduğunu ve nasıl mücadele vermesine gerektiğini e, tespit etmezse işte böyle güdük bir şekilde Sonra, devam eder bu ki konuda, güdük olur ki bu konuda içinde. bir şey ifade edeyim e, dünyanın gelişimi e, insanlığın mücadele tarihi bize ideolojilerin önemli olduğunu gösteriyor. Biz, faşist dönemleri, bu dünya hı hı. faşist dönemleri yaşadı. Bu dünya sosyalist, real sosyalist uygulamaları yaşadı. Sonuçlarını gördü. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan bir yeni kapitalizm dönemini Aşamalarını neoliberalizm dönemini aşamalarını yaşamadı, yaşadı, yaşamaya devam, devam ediyor. ediyor ve yoksulluğun tüm dünyada nasıl genişlediğini boyutlarında görebiliyor. Ama ideolojik saplantılar bize çözümün anahtarı olmadığını gösteriyor. Ancak evrensel değerler, insani değerler meselesi. Türkiye Cumhuriyeti devrimi o bakımdan çok önemlidir. 20. yüzyılın en büyük siyasal hareketidir cumhuriyetin kurucu değerleri ve bu kapitalizmle reel sosyalizm arasındaki otoriter yapıdan uzaklaşarak kapitalizmin neoliberal sistemin eksiklerini görerek bir karma ekonomi sistemi içinde Muhasır medeniyeti göstererek ve halkın iradesinin meclise yansımasının yarattığı gerçeklik içerisinde nitelikli demokratikleşmeye, geçiş sürecine devamlılık kazandırılması. O bakımdan ben bugün pandemi süreci dahi gösterir, göstermiştir ki pandemi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti iktidarları yanlış politikalar uygulamasına rağmen Cumhuriyetin temel kurumlarının hala ayakta kalışıyla biz bugün sağlık durumumuzu korumakta çok direniyoruz. Çok o bakımdan böylesine bir kurucu değerler, Atatürkçülük böylesine bir tartışma ortamının da bırakarak. Kurucu değerlerinin Atatürk ilkelerinin evrensel yorum, yorumlanışı etrafında birleşmek ve üretmek siyaset üretmek kurtuluşumuz olarak ben geçerli yol olduğunu düşünüyorum. Evet, müthiş. Yani doğrusu sormak istediğim bütün soruları da sormuş oldum. Son soru olacak. Bunu yayın başlamadan önce de konuşmuştuk. Bu arada Abdullah Koç Türkiye'de gerçekten sol bir görüş var mı diye sormuş. Yani elbette var ama hani potansiyeli ne kadardır onu da değerlendirmek Ve lazım. Toplumda dar gelirli varsa, aç insan varsa, yoksul varsa sol da vardır. Abdullah Koça sanırım iyi bir yanıt geldi diye mi? Marksist bir yanıt bir yanıt gelmiş oldu. Ama bunu örgütleyememişsen o da solun hatası. Evet. Ayrıca. Ayrıca bugün şunu da görmek lazım. Eleştirelim, eksiklikleri görelim. görelim. ancak CHP bugün Cumhuriyet Halk Partisi sol bir potansiyele, dinamiğe sahiptir. yönetimde yetersizlik olabilir, eksiklikler olabilir. Çünkü Türkiye'nin gelişim dinamiklerinin ortaya çıkardığı bir gerçekliktir bu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi özellikle ikinci yüzyıl programıyla bu Türkiye demokrasi ittifakına yol açan bir perspektifi yakalamış gözüküyor ve böylesine bir ittifakın özellikle Sayın Akşener'le birlikte bir motor gücü olarak ortaya çıkıyorlar ve Türkiye siyaset tarihinde yeni bir değişimin göstergesidir, sinyalidir. Sayın Akşener'in dünkü Halk TV'de verdiği röportaj dikkatle izlenmeli, değerlendirmeli. Ve o bakımdan bu demokrasi ittifakının bahsettiğimiz şartlarda genişletilmesi Türkiye'nin kurtuluş umutlarını bir somut yaklaşım getiriyor. Evet son sorum. Ee, bu bir komplo teorisi olabilir ama e, sonuçta güvenliğin e, hani en üst düzeyinde yöneticilik yapmış birisi olarak bu e, komplo teorisini biraz daha böyle gerçekleşip biraz o yere yere otur yani ayakları yere basar hale getirmek için soracağım bu soruyu özellikle. E, son dönemde e, işte yeni bir iç savaş çıkacak. İşte e, demokratik yollardan gitmeyeceği için Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı veya AKP'nin e, bir iç savaş çıkartılacağı işte bekçilerin bu nedenle alındığı, işte buna göre bir sivil örgütlenmenin, sivil savaşçı örgütünün kurulduğu yönünde sürekli bir pompalama var. Hepimizin kulağına geliyor. Özellikle sosyal medyada da bu çok konuşuluyor. Ben tabii daha farklı düşünmüştüm ama siz tarihi birikimi çok daha net olarak bildiğiniz için beni o anlamda çürüttünüz. Ben hep şey diye düşünmüşümdür Anadolu'da işte yağma kültürü yoktur. Öyle bizim kültürümüzde, DNA'mızda, yapımızda yağma kültürü yoktur diye söyledim. Ama siz hemen 6-7 Eylül olaylarına döndünüz ve çok haklısınız. Sonra yine işte PKK'nın o terörizminin yoğun olduğu dönemlere döndünüz ve hakikaten de o korkulan şeylerin olduğu zamanlar, dönem dönem oldu. O tehlike var mı? Yani demokratik yollardan bu seçimle eğer kaybederse AKP böyle bir iç savaş çıkar mı? Şimdi meseleye toplumsal dinamikler açısından bakmamız gerekir. Gerçeği yakalayabilmek hı hı. için. Bir defa Türk insanının, daha dolusu Anadolu insanının niteliği, birikimi. Anadolu Medeniyet, medeniyetler toprağı. Evet. Ve Anadolu'da tüm insanlığın medeniyetlerin birikimi, kültürü. O zaman hatta bir Anadolu deyimi ilim sahibi değil ama irfan sahibi denir. Anadolu insanı ilim sahibi değil ama irfan sahibidir. Evet. Insanı, sahibi ama irfan evet. sahibidir. Ekonomi, eğitim e, nitelikleri bakımından çok yaygın, örgütlü bir eğitim sistemine sahip olamamamıza rağmen bu medeniyetler birikimini birikimi cumhuriyet değerleriyle bütünleşmiştir ve cumhuriyet değerleri 1950'lerden itibaren sürekli şekilde geliştirilememesine rağmen ama cumhuriyet devrimleri toplumsal yapıda muasır medeniyet hedefinde bütünleşmiş ve Türk insanının ortak bir kimliği oluşmuştur. Onun için Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren çeşitli isyanlar, kalkışmalar, işte 1984'ten itibaren PKK'nın silahlı direnişi olmasına rağmen Türkiye'de toplum farklı kimlikleri bir arada yaşayabilmiş, dostluğunu devam ettirebilmiş ve birlikteliğini koruyabilmiştir. Şimdi bu gerçeği tespit ediyoruz. Türkiye'deki fazla toplumsal direnişin olmaması meselesi. Bu gerçeği gördükten sonra yalnız siyaset olayları yeterince nitelikli yönlendiremezse ve doğru saptamalar, teşhisler koyamazsa yanlış hareketler yaparsa mesela tarihimizde 6-7 Eylül olayını Çok, evet, gördük evet. İstanbul'da bir yağma o Çünkü yanlış bir yönlendirme vardı yanlış bir şeydi yani ben onu toplumun hatası olarak görmüyorum o tarihteki siyasetin hatası evet. olarak görüyorum toplumsal ve siyasi bir Türkiye'de zafiyet yaratmıştır Umarız ki böylesine hatalar tekrarlanmaz. Olur mu? Yani palalı palalı adamların özellikle o hani gezi olaylarında insanlara Şimdi, saldırdığını da düşünüyorum. Yani bir anda böyle bugün korkumuz, korkuyoruz. bugün korkumuz ne? Türkiye uzun yıllardır özellikle son 18 yıldır çok kimlik siyaseti üzerinde toplumu şekillendirmeye, yönlendirmeye çalıştı. Bir toplum mühendisliği yapılıyor ve bir insan tipi ve bir ortak düşüncede insan tipi düşünce düşüncede ortak eylemde ortak siyasal bağımlılığında ortak bir insan tipi yaratılmaya çalışılıyor ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geldiği noktada da bakıyoruz ki otoriterliğe giden bir yöneliş var böylesine bir ortak insan düşüncesi yaratma arayışı var. O bakımdan böylesine bir gidişteki devamlılık, fa kimlik siyasetleri yapılması ve toplumsal e, konsolidasyon için ayrımcılık ve bölücülük yapılması toplumsal çatışmayı ortaya sonuçta çıkarır. Hele açlıkla bütünleşirse. Evet, e, Cevat Öneş eee Ters sorular sormaya çalıştım ve siz de samimiyetle yanıt verdiniz. Ee, geçmişten bugüne o bilgi birikiminizi paylaştınız bizimle. Ee, ilerleyen günlerde yine beraber olacağız. Yine soracağım. Yine aklımıza gelenlere güncel konularla özellikle ilgili geçmişten bugüne nasıl değerlendireceğimizi soracağım. Sanıyorum siz yine bize yanıtlar vereceksiniz. Umarız e, izleyenlerimizi aydınlatmışızdır. E, net konuşuldu bugün farkındaysanız. Cevat Öneş hem o bilgi birikimi ve o bürokratik bürokrasi üst düzey bürokrat olmanın getirdiği bilgi birikimiyle e, olaylara net bir şekilde yanıt vermiş oldu. Benim de aklımda takılan ama e, tani kısmen yanıt verebildiğim konular da aslında bir açıdan aydınlanmış oldu. E, demokratik nitelikli demokratik bir ittifakın gerekliliği artık mecbur. Bunun için e, mızmızlanmaya, yok işte HDP olmasın, yok İyi Parti şöyle yapsın, yok Demokrat Parti böyle yapsın deme şansımız yok. Türkiye'nin geleceği buna bağlı diye e, zaten ifade etti Cevat işte Ben de aynı fikirdeyim. E... Umarız iyi günlerde tekrar birlikte oluruz. Ben inanıyorum. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Cumhuriyet devrimleri bu toplumsal yapıda kökleşmiştir. Sadece e, bu Cumhuriyet dinamiğini, demokrasi dinamiğini örgütlen, örgütleyecek nitelikli siyasetlere, farklı kimliklerde, farklı görüşlerde olabilir. Ancak e, nitelikli demokratikleşme hedefinde ve Türkiye'nin çıkarlarına öncelik veren bir yapıda e, yeni bir Türkiye, yeni demeyeyim, yani esasında cumhuriyetle kurulmuş Türkiye'nin hedefe ulaşması kaçınılmaz olur. Ben de aynı fikirdeyim evet. sizin. Evet programımızın sonuna geldik. Lütfen bizi desteklemek için YouTube kanalımıza abone olun, bizi takip edin. Takip etmekle birlikte oradaki zilden size bildirim gelmesini sağlayın. Bunlar 3 kuruş 5 kuruş falan değil bedavaya yapılıyor. Ve eğer beğenirseniz de yine bedava bu da beğenirseniz de takipçimiz arttıkça siz daha çok insana ulaşmış olacağız. Daha çok bilgi paylaşmış olacağız. Biz elimizden geldiğince Bodrum'da işte yerelden evrensele ulaşmak adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Sizin küçük destekleriniz bizim için çok önemli. O küçük destekte beğenmeniz, paylaşmanız ve e abone olmanız eğer bunun bu kadar kolay olduğunu düşünürsek herhalde yaparsınız diye düşünüyorum e, programımızın sonuna geldik programın başında ben e, hep e, benim sürekli söylediğim bir şey vardı programın sonunda bunu söyleyerek e, programı tamamlamak istiyorum Herodot'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Eyvallah